Herkese iyi günler, selamlar, saygılar. Kanal Samsun kanal olarak tekrar haftanın ilk günü videoyla karşınızdayız. Yeni video, her gün yeni videolarla karşınızda olacağız. Çok ciddi bir çıkıştayız. Videoyu izlemeden önce hepinizden ricam lütfen abone olmayı. Orada bir saat gibi bir bildirim yeri var. O bildirimi açmayı ihmal etmeyin. Abone olun ve bildirimleri açın. Videoları da beğenirseniz ayrı seviniriz. Sağ olun, var olun. Hepinize şimdiden teşekkürler. Hemen sorulan sorularla ilgili sıraya göre insanların merak ettiği, çok sıkça sorduğu soruların bazılarına tek tek cevap vermeye çalışacağım. Günde, haftada en az 10-15 defa YouTube'dan resim video atıyorlar. Köpek severler. Kendi kangal köpekleri olanlar ve yavrularını atıyorlar. Hocam şu yavruya bakar mısın? Kangal mı? Şu yavru nasıl hocam? Şu yavru nasıl? Bu safkan mı? Bu melez mi? Bu kırma mı? Diye bir dünya sorular var bununla ilgili. Bunları size kısaca az ve öz cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. İlk başta şunu söyleyeyim. Yerli olan, iyi olan bütün köpekler birbirinden ayrılmamalı. İyi köpek iyi köpektir. Akbaş olabilir, kangal olabilir. Yani farklı Anadolu yakası ırklar olabilirdir. Bunların iyisi iyidir. Vasatı vasattır. Önce bu şekilde başlamamız lazım. Mesela akbaş olarak mesela üst seviye bir köpektir ama bütün akbaşlar çok iyi olacak diye bir anlam ifade etmez. Bunların vasatları kangal içinde geçerli. Bizim Karadeniz'in yerli çoban köpekleri de içinde geçerli. Yani bir köpek sadece akbaştır, kangaldır diye değer biçilmesi biraz yersiz olur. Çünkü onların içinde de iyileri var, kötüleri var arkadaşlar. Orta seviyesi var. Bunu bir kıyıya koyuyoruz. Yani bir köpek mesela ne akbaş ne kangal. İşte bizim eski çoban köpeklerinden biri ama çoğu akbaştan, kangaldan çok daha iyi olabilir. Onun için hiçbir şekilde sahipli mesela ben devamlı yaparım. Sahibin olmasa bile köpeğin hatırı var. Mesela derler ya, köpeğin hatırı olmasa bile sahibinin hatırı var. Ben de bunu diyorum. Sahibinin hatırı olmasa bile iyi köpekse iyi demek zorundayız arkadaşlar. Ne ırk olursa olsun ama kesinlikle yerlilik, Anadolu'ya has olmak zorunda. Benim düşüncem bu şekilde. Hemen yavru bir köpeğin ne ırk olduğunu anlamayla ilgili hemen açıklamaya başlayayım. Bir köpek kesin ve kesin arkadaşlar. Bir kangal bir yavru köpeğin kangal olup olmadığını anlamak kimse, yani ortalama yapar %70'e kadar diyebilir işte bu kangal veya değildir diye. Yani ama en az %30 %40 yanılma payı vardır. Bir yavrunun yavruluktan kangal olup olduğu anlaşılmaz. Kesinlikle anlaşılmaz. Yani normalde sıradan köpekler de kangala benzeyebilir. Sıradan köpeklerde de kangal genetiği vardır. Onun için yavrular birbirine benzer. Bunların yavruyken bunlara kesin yorum yapabilmemizin tek şartı vardır. O da anneyi babayı bileceğiz. Hatta dedeleri ve neneleri bileceğiz. Hatta annenin kesin eşleştiğini bileceğiz babasıyla ve başka köpekle eşleşmediğine emin olacağız. Ondan sonra bu köpek kangaldır veya şöyledir böyledir diyebiliriz arkadaşlar. Onun için mesela bu yavru gibi her yerde sırada, dağda, işte sokak köpeklerinden bile böyle yavrular olabilir işlerinde. Ha kangal genetiği vuran incecik bile olsa, %5, %10 kadar bile olsa yavruken birine benzetir. Ama ilerleyen zamanlarda eğer kangal değilse hemen kulaklar ele vermeye başlar. Ben devamlı diyorum. Böyle sıradan melez çoğu köpeğe çok şahit oldum. Köpek melez. Sıradan bir köpek. Ama köpeğin kulakları gidiyor, kangal oluyor. Yani çünkü kangala benziyor. Onun için elinizden geldiği kadar
yavruların, annelerinin, babalarının kulaklık bileşimlerini görmeye çalışın. Bu çok önemli bir şey. Kırık kulak, eğer kırık kulağın esnekliği olmaz. Posta esneklik yapabilirsin, kuyruk kırmasında esneklik yapabilirsin. Yani makara olmayabilir. Renkte esneklik yapabilirsin, farklı farklı renk tonlarına sahip olabilir ama kırık kulak da şey yok, inisiyat şey yok, arkadaş esneklik yok. Kırık kulak ne olursa olsun her türlü farklı farklı köpeklerin genetiğini taşıyan bir kandan geldiğine örnektir. Onun için anneyi babayı kulakları köpeklerin elinizden geldiği kadar kulaklı şekilde büyütmeye çalışın. Yani kulaklar dursun kangal köpeğinin, hatta akbaşın. Yani asaletin kulaklarla da pekişiyor. O kulaklar, o aşağı inen kulaklar görmek zorundayız. Hemen videolar çıkıyor ya arkadaşlar, kangal yavrusu nasıl olur? Öyle bir babayı, böyle bir insan yok arkadaşlar. Kangal ya, bir köpeğin kangal olup olmadığı kaba düzen ihtimal yapabilir. Şöyle olur, böyle olur. Çünkü yavru 50 tane şekle girer büyüyene kadar, 2 yaşına kadar. Renk olarak da değişir, post olarak da değişir, göz olarak da değişir. Yavru herhangi bir köpeğin şuralarda şu sürmeler olabilir yavrulukta. Bu çoğu mesela, bu böyle bir takıntı olmaması lazım. Bunları gördüm. O zaman maskesi olmayan şuradaki şu ben diyoruz mesela, şu bıyıkların oradaki noktalar olabilir. Kulakların ucu beyaz olur. Beyaz diyorum, siyah olur. Mesela bunun kuyruğunun ucunda beyazlık var. Değil mi? Bu farklılık olabilir. Renge göre hiçbir şekilde ayırt etmem de. Ben sadece kendi bünyemdeki köpekleri değil, ulaşabildiğim her yerdeki köpekleri inceledim. Ama kulaklar ne çok büyük ne çok küçük olur. Kesinlikle kırık olmaz. Öne doğru gözlerin en az 2 santim arka kısmına doğru gözleri kapatmayacak şekilde, bu şekilde sivri şekilde iner mesela. Ama dediğim gibi yavru köpek ve kangal diyebilmemiz için imkansız. Anneyi babayı kesin bilmek zorundayız. Onun için mesela şu yavru farklılık gösteriyor arkadaşlar. Hemen anneyle ilgili bir tane, bunu biliyor herkes, tanıyor. Bunu herkes tanıyor. İşte bir tane yavrusu var şu anda. Şimdi diyorlar ki nasıl anlıyorsun? Artık yüzlerce, binlerce, biraz da sanatsal gözün, ruhun varsa anlamak o kadar kolay, zor olmuyor. Ama o kadar da kolay olmuyor. Binlerce köpek göreceğim, binlerce köpek analiz edeceğim. Ondan sonra köpeğin maskesi de olmasa da kangalsa kangal diyebiliyorsun. Mesela diyorlar ya, kangal köpeğe mesela böyle siyah kafa olur. Ama siyah kafa olmayan yüzlerce kangal var. Veya siyahlık çok az, silinmiş şekilde yok diyecek kadar yok gibi olan bir dünya. Yüzlerce kangal var. Onun için onları da adam olacak çocuk. Yavru köpeği analiz etmek öyle kolay değil beyler. Onun için gidiyorsunuz, diyorsunuz ki aa bu yavru işte bak pofidik. Yavru 3 aydan sonra kendini belli eder. Ne olacağı 3 aydan 4 aydan sonra belli olmaya başlar. Hele bu zamanları 1,5-2 ay tam ortalama bir yorum yaparsınız. Aa bu yavru bak çok kaba. Ama 50 tane şekle giriyor yavru. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok ciddi bir bizim kangal kitlemiz var. Abone kitlemiz var. Çok ciddi bir talep var. Çok ciddi bir destek var.
Herkese selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.